Firmanız ayakta kalmak için çalışmamalı arkadaşlar. Bütün şirketler kar etmek için çalışırlar. Ve bu kar günün şart ve koşullarının üzerinde olması gerekir. Ben bazen şirketlere soruyorum, nasıl geçti diyorum. Abi %50 büyüdük diyor. Ya kardeşim enflasyon olmuş %70, %80. Sen %50 büyümemişsin. O yüzden sizden şöyle bir şey rica edelim ki Türkiye gibi ülkede yaşadığınız için iki muhasebe yapmanıza çok büyük fayda var. Bir tanesi maliyeye vermiş olduğunuz tabii ki TL muhasebesi, bir tanesi de dolar. Dolar bazındaki büyümeniz çok önemlidir. Burada da basit bir slogan da şöyle bir şey söyleyeyim. Dolara verilen faiz ne kadardır en yüksek oranda? Çarpı 3 yaparsanız doğru bir büyüme içindesiniz demektir esasında. Yani çünkü sonuçta normal bir şekilde bankaya koyacağınız bir parayı geri alabileceksiniz. Onu koruyabildiyseniz bir işe yaramayacaktır. Çarpı 3 dediğim nedir? Çarpı 3 dolar bazındaki değerini korursunuz. Hala para kazandığınız anlamına da gelmez. Çünkü 5 yıl öncenin 100 bin dolarını alabileceklerinizle bugün 100 bin dolar alabilecekleriniz aynı değildir. Çok daha fazla aşağıya düşmüştür. Yani dolar bazında 1'e 3 büyüdüyseniz siz şirketinizi korumuşsunuz demektir. Tam büyümüş demeksiniz değildir. Bunu sakın unutmayın. O yüzden bütün çalışmanızı bunun içerisinde yapın. İkinci büyüme mesela çok önemlidir. Pazar payınıza bir büyüme var mı? Buna çok iyi bakmanız lazım. Yani pazar payı çok önemli gözükmeyebilir ama çok önemli. Sizin segmentasyon içerisinde edinmiş olduğunuz pazar payında bir gelişim ve büyüme kat ettiniz mi? 3. Taraftar müşterilerinizin oranında bir artış ya da korumayı sağlamanız lazım. Yani bir şirketin ayakta kalabilmesi için %20 taraftar müşterisinin olması gerekli olduğundan bahsetmiştim. Ne demek o? Yani dünya ne olursa olsun insanlar bedava hizmet de verseler sizden kopmayan demek. Yanlışlarınız olsa bile sizden kopmayan ama sizin gelişmeniz için size yardımcı olmaya çalışan kişi demek. Yani ben onları şirketin sahipleri ve hissedarları gibi görüyorum aynı zamanda. Emin olabilirsiniz ki yanlış anlaşılmasın ama çalışanlarınızdan çok daha fazla şirketinizi seven, koruyan, kollayan insanlardır onlar. O insanlar şirketin devamlılığını sağlarlar. O yüzden ara sıra ciddi derecede yapmış olduğunuz işlere bakın bakalım. Orada taraftar müşteri kitle oranı ne kadardır? Bazı ölçümler yaparaktan yılda iki defa bence buna bakmanıza çok büyük fayda var. Eğer taraftar müşteri oranınız yani her şart ve koşulda ne olursa olsun sizden alan kişi demek. Şu anda en yüksek oran şu anda bu Apple ve Amazon'da var benim gördüğüm kadarıyla. Apple'ın %24'ler civarına kadar çıkmış vaziyette. Şimdi belki birazcık düşüş olmuştur son bir yılda tam bilmiyorum ama. Yani bu ne demek esasında? Yani 100 müşteriden neredeyse 4 müşteriden bir tanesi ne olursa olsun Apple alırım diyor. Yani Samsung ucuz da verse, daha ürün çıkarsa da ben yine Apple alırım diyor. Kapısına kuyruk beklerim, ilk çıkan ürünü ben almak isterim diyor. Şimdi bunlar olduğu sürece şirket ayakta kalır. Bu oranda bir düşüş başladıysa eğer şirkette sinyaller veriliyor demektir. Bir diğer nokta şirketin markalaşması ve devamlılığında değerleri çok önemlidir. Sizi değerleriniz bir marka yapar. Kurumunuzun ya da sizin değerleriniz nelerdir ve o değerlerle ilgili yönetimsel çalışmalarınız var mı? Eğer bunlara çok iyi bakabilirseniz burada çok başarılı olursunuz. Mesela bugün arkadaşlarıma yine ben çalışmak mesaj attım. Bizim iş yerinde başarılı olmak istiyorsanız şirketin ana temel konusu olan yaklaşım felsefesini kendi içsel yaşamınıza almış olmanız lazım. Arkadaşlar kelimeyi yanlış anlamayın ama her bir şirket bir dindir. Öyle anlayasınız diye söylüyorum. Yani bunu bir dini anlamda söylemiyorum. Yani nasıl ki siz yani bugün eğer bir Müslümansanız yani gidip de şimdi başka bir dinin mensubunun yapmış olduğu eylemleri yapmazsınız ve ne yaparsınız o dinin ritüelleri içerisinde yaşarsınız. Ne kadar eğer onun içerisinde yaşarsanız o ritüellerde başarılı olursunuz. Yani o yüzden söylüyorum ki kapitalizm içerisinde, iş dünyası içerisinde şirketler birer din gibidir. Ve o ritüellerin sahip çıkarsanız, o firmayı anlamaya çalışırsanız, o felsefeyi anlamaya çalışırsanız ve bu size uyuyorsa, size uyuyorsa orası sizin için doğru bir yerdir. O zaman ne yaparsınız? Şirketinizde bir bütünlük oluşmuştur. O bütünlük sizi başarıya getirir. O felsefe size uymuyorsa o şirketten ayrılmanızı acilen tavsiye ederim. Çünkü zaten bugün yarın başarısız olursunuz ve sonunda zaten hüsranla sonuçlanır orası. Ve zaman kaybı olur. O yüzden kritik nokta bir şirkette çalışıyorsanız patronlar için söylemeyeceğim aramızda çalışma arkadaşlarım da var. Felsefesini çok iyi algılamanız lazım. Aynı şekilde mesela
Bir franchise almak istiyorsunuz. Kimin daha çok kar verdiği, az verdiği, çok verdiği, kimin çok sattıracağına bakmayacaksınız. O franchise'ın sizin konumlandırmanıza uygun mu, değil mi? Felsefesi size uygun mu, değil mi? Başındaki adamla çalışabilir misiniz, çalışamaz mısınız? Onlara baktıktan sonra karar vermeniz gerekir. Halbuki biz matematiksel ve finansal bakarız. Bu şirket daha bana fazla bir franchise imkanı sağlıyor. Bu bana daha fazla kar kazandırabilir diye bakıyoruz. Ama eğer sizin DNA'nıza, felsefenize uygun değilse o iş sizin başınıza bela olur. Sıkıntı yaratır. O yüzden burası yine çok önemli bir konu. Ne demek esasında bu? Çalışan konumlandırmasını belirlerken şirketinin konumlandırmasıyla bir ahenk içinde olursa başarılı olur. O yüzden taraftar müşterileriniz sizin felsefenizi sizden daha çok özümsemiş kişilerdir. Ve üstüne de para verirler, maaş da almazlar. Bunu çok iyi algılamamız lazım. Aynı şekilde %20-25 civarında taraftar müşteri gibi çalışanlarınız da %20-25'i eğer taraftar çalışansa işte o zaman orası ballı börek olur. Bir diğer nokta nedir? Ürünleriniz de ölmemeli. Onların da en az %20-25'i günün şart ve koşullarına uyarak esasında transform olarak devam etmesi lazımdır. Şimdi ben size bir Porsche desem ne geliyor aklınıza? 911. Bakın bakalım kaç yılında üretilmiş. İlk 911 ile bugünkü 911 arasına bakarsanız sadece makyaj farkı vardır. Başka da bir fark yoktur yani. Yuvarlak hatlarla belirlenmiş olan, size'ına kadar her şey belirlenmiş olan bir ürünle karşılaşırsınız. Ve hala en büyük başarı oradan gelir. Yani ürün zamana ve koşullara göre devam eder ama kalıbı belirlidir. 1950 yılında Chanel'in çıkartmış olduğu bir kadın ceketine bakarsanız bugün gidin bakın Chanel kadın ceketine hemen anlarsınız. Markaya bakmanıza gerek yoktur. Ne demek bu? Yani sizi siz yapan ürünler vardır. O ürünler günün şart ve koşullarına adapte olabilir ama özünden ve konumlandırmasından, altyapısından çıkmaz, değişmez. Eğer bunları böyle saldıktan sonra dördüncü %25 nedir? Dördüncü %25'te liderin değerleri, hayata bakışı ve felsefesinde bir bütünlük içinde devam etmesidir. Eğer o şirkete gelen genel müdür ve profesyoneller ya da ikinci nesil, üçüncü nesil kurucunun koymuş olduğu değerlerinin dışına çıkarlarsa o kurumu batırırlar. O yüzden burası da çok önemli bir konudur. Hep ben mesela şöyle bir örnek veririm. Yani bugün Koç Holding'e CEO olsam süper yönetirim. Hatta büyütürüm de. Ama artık orası Koç Holding olmaz. Çok da büyük zarar verebilirim. Niye? Çünkü yaşam tarzlarımız, olaya bakışımız Koç'un felsefesiyle benimki aynısı değil. Yani Koç çok tutumlu bir yapıdan gelirken ben çok tutumlu bir yapıdan gelmeye karşı olan bir yapısıyım. Demek ikimizin, yani ikimiz de iyi iş yapabilecekken ikimiz beraber olamayız. Bilmiyorum fark edebildiniz mi? O yüzden demek ki bir şeyi çok iyi beraberce anlamamız lazım. Eğer bir şirkette de üst düzeye çıkacaksanız, genel müdür, müdür bilmem ne olacaksanız o şirketin ana felsefesini, kurucunun değerlerini anlamanız gerekir.